Başkanım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'ndeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün yine bir heyecanın içerisindeyiz. Bu kongreden ziyade bir demokrasi şöleni. Bizim kongrelerimiz şölen şeklinde geçer. Yerel seçimler öncesinde örgüt içerisindeki yapılanmanın il bazındaki son ayağını gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle aday olan il başkan adayımıza, Ali Osman Oğuz'uma, müstakbel il başkanımız diyelim. Şu anda tek adaylı bir kongreyi gerçekleştiriyoruz. Şimdiden il yönetimine, disiplin kurullarında görev yapacak arkadaşlara hepsine başarılar diliyoruz. Hep birlikte kol kola gireceğiz. Hep birlikte tek ses olacağız ve bu kente Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliği getireceğiz. İl kongremiz 3 adaylıydı biliyorsunuz. Şu anda tek adayı var. Şu andaki Ali Osman Başkanımız ipi gözlüyor. Tabii tek aday olduğu için o olacak. Şölen halinde olmasını istiyoruz biz kongremizin. Keşke adaylarımız çekilmemiş olsaydı, yarışarak bunu alınsaydı, edilseydi. Kim kazanacaksa, kim alacaksa tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Demek ki onların da kendilerine göre mazeretleri var. Bizler istiyoruz ki şölen şeklinde olsun. Kazanan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi olacak. İnşallah yerel seçimlerde başarılı olacağımızı ben inanıyorum. Büyükşehir'e alacağımızı inanıyorum doğru adaylarla. Hayırlı olsun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'ndeyiz. Siz önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı olarak neler söyleyeceksin? Yönetime aday olduğumuz için bugün istifamızı verdik. Tüzüğümüz gereği göre bir zorunluluğumuz yok ama yeni arkadaşların göreve gelmesi bakımından bizim de adaylık süreci olduğumuz ve demokrasi şölenine destek vermek için yönetime adaylığımızı açıkladık. Ve kardeşim Eriç Kalçın yönetim kurulu kararıyla seçildi. Yeni başkanımızla beraber bugün yani birlikte ve beraberlik görüntüsü vererek kongremize hazırız. Güçlü bir kongre geçireceğimizden şüphemiz yok ve devamında ise önemli bir kongre. Çünkü yerel seçimler öncesi bu kadar büyük ve heyecanlı kongre yaşamak dışarıya da güzel bir mesaj olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Aynı zamanda bugün İl Kongresi'ndeyiz. Taze başkanım, daha göreve yeni atandım. Birlikte gençlerle hep birlikte güzelce çalışarak, demokrasi şölenini de güçlendirerek güzel bir kongremizi gerçekleştireceğiz. Herkese hayırlı olsun diyorum. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'ndeyiz. Ortak akıl, birlikte yönetim ve güçlü örgüt sloganıyla yola çıktınız. Neler söyleyeceksin? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün bizim düğünümüz, şölenimiz. Gerçekten heyecan var mı? Var. İhtiyacımız olan şey de bizim umut ve güven halk olarak da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin umudu var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güven var. O yüzden de bugün gerçekten çok farklı bir kongreye gidiyoruz. 25 yıl sonra ilk defa tek adaylı bir kongre olacak gibi gözüküyor ki ilerleyen saatlerde, dakikalarda ne olur bilmiyoruz. Aldığımız sorumluluğun il yönetimi olarak farkındayız. Omuzlarımıza yüklenen yükün bilincindeyiz. Bu bilinçle ve bu sorumluluk duygumuzla beraber emin olun Denizli'de tüm halkı kucaklayacağımızdan ve kongrenin hemen akabinde yarından tezi yok, yerel seçimlere odaklanacağımızdan, bu konuda güçlü bir şekilde yerel seçimlerin sonuçlarından çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bunun öncesinde ben teveccüh gösteren 19 ilçe başkanıma, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, delegelerime ve üyelerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan bu desteği ve güveni gerçekten çok farklı bir yere taşıyor bizi. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri hep çekişmeli olur, yarışlar olur ama asla rakip olmayız biz birbirimize. Sadece yarışırız ve yarışın sonunda hangi arkadaşımız kazandıysa onun etrafında birleşiriz. Rakip olarak bakmadığımız için de bugün buradayız. Bizim rakibimiz var mı? Evet, bizim rakibimiz var. Eğitimsizlik bizim rakibimizdir. Yoksulluk bizim rakibimizdir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik bizim rakibimizdir. İşsizlik bizim rakibimizdir. Cumhuriyet düşmanlığı bizim rakibimizdir. O yüzden bugün burada gerçekten dostluk, kardeşlik havasında bir kongre geçireceğimize olan inancım tam ki şu ana kadar da siz de gördünüz. Çok farklı duygu. Ben bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Başkanım, çekilen adaylar oldu. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Çekilen adaylar oldu. Ya şimdi Ayşe Hezer kardeşimiz, partimizdir ki son 14 Mayıs'ta da milletvekili adayımızdı kendisi. Emin olun yıllardır partiye çok emek vermiş de bir arkadaşımızdır. Geçmiş dönemde meclis üyeliği, meclis grup başkan vekilliği de yapmış bir arkadaşımızdır. Onun ve arkadaşlarının verdiği bir tasarruftur. O konuda kendi taraflarından verilmiş bir şey. Sadece saygı duyarım ben. Kendisiyle de görüştüm. Yani kendisi de tebrik etti. Karşı koyduk hiçbir sıkıntımız, hiçbir şeyimiz de yoktur zaten.
Evet, ilimize hayırlı uğurlu olsun. Ahmet abimiz, Ahmet Divarcı maalesef bir rahatsızlığa yakalandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de buradan iletmek istiyorum. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Keza Ayşe Hanım da dün yaptığım bir görüşmede adaylıktan çekilme kararını aldı. Tek adayla giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yerel seçimde, genel seçimdeki kadroyla beraber bir şekilde güzel çalışma yapmıştık Ali Osman Başkanım'la. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yerel seçimde de Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini, beraberliğini göstererek Denizli'yi alacağız diyorum. İlk önce kongremize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yerel seçimlere altyapı olan ve güçlü bir şekilde yerel seçimlere gideceğimiz bu dönemde il başkanımızı seçerek daha güçlü, daha mutlu, daha planlı bir şekilde yerel seçimler hazırlıkları gerçekleştirdiğimiz bir kongredeyiz aslında. İlçe başkanları seçimlerimizi bitirdik. Güzel, çok hoşgörülü. Bazı yerlerde 3 adayımız oldu, bazı yerlerde 2 adayımız oldu. Ve yine aynı çatı altında, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında daha güçlü bir şekilde siyasetimizi gerçekleştirmek için bu yoldayız. Tabii bu yollarda bazen zorluklar oluyor. Bu zorlukların giderilmesi, daha güçlü şey yapılması için de bu seçimleri yapmamız gerekiyor. Onun için şimdiden çalımıza, denizimize, Türkiye'mize, Denizli İl Kongresi hayırlı uğurlu olsun. Ses. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'ndeyiz. Neler söyleyeceksin? Öncelikle kongremizin şehrimize, partimize ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Sizin de gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir coşkuda, yine ilgiyle izlenen bir kongredeyiz. Ama adayın tek olmasından kaynaklı olarak da oluşabilecek bir olumsuzluğu yine Cumhuriyet Halk Partili dostlar ortadan kaldırmış oldu. Katılımın da yine adaylı bir seçimmiş gibi gayet istenilen düzeyde olması bizi ayrıca mutlu ediyor. İşte buradaki amacımız yerel seçimlere yönelik şevkimizi kırmadan yine Cumhuriyet Halk Partili bütün örgütler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren yurttaşlarımızla kaynaşabilmek amacındaydık. Bunu da sağlamış olmaktan dolayı bir örgütü temsilen ben de kendi adıma mutlu olduğumu beyan etmek isterim. Biraz sonra salonda da göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli örgütlerinin tamamı bir arada yine uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edecekler. Bu ana kadar yaptığı çalışmaların da tamamıyla ilgili Sayın İl Başkanı'na da verdikleri desteği siz de göreceksiniz. Ama asıl hedefimiz önümüzdeki yerel seçimler olacak. Biz yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni Denizli'de hak ettiği yere getirme konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Nasıl ki genel seçimlerde her ne kadar Türkiye genelinde istediğimiz sonucu alamasak bile Denizli özelinde çabalarımızın sonuçlarını görmüş olmanın da mutluluğunu yaşadık. Altını da çizmek istiyorum. Biz bu başarıları bütün örgütlerle el ele kol kola daha da büyük başarılarla taşlandırmak derdindeyiz. Ben şimdiden tüm katılımcı arkadaşlara, adaylık konusunda çaba sarf eden tüm Cumhuriyet Halk Partili dostlara teşekkür ediyorum. Umarım sonuçta hepimiz için çok çok daha güzel günleri hazırlayacaktır diyorum. Evet, yani ilçe kongremizi tamamladık. Bugün de il kongremizi tamamlayacağız. Tek adayla mevcut il başkanımızla kongreye devam ediyoruz. Tabii kongreler bizim için çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri bir şölen havası içerisinde. Bugün de tek aday olduğu için zaten böyle bir yarışın olmayacağı, kendi içimizde söylemlerimizi, eksiklerimizi tamamlayarak bu kongreyi de bitireceğiz. Önemli olan bundan sonraki süreç önemli. Tabii ki önümüzde geride kalan bir milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini üzülerek söyleyeceğiz ama kaybettik tabii ki. Ama bir yerel seçimler var, onlar da çok önemli. Dolayısıyla kalan süreyi yeni seçilecek arkadaşlarımızla birlikte iyi değerlendirerek, hatalarımızdan ders çıkartarak yerel seçimde başarılı olmak istiyoruz tabii ki. Öncelikle Türkiye çok zor koşullarda bir yerel seçimlere gidiyor. Ekonomik baskıları var ülke üzerinde ama bu pek gösterilmiyor. Öyle tahmin ediyorum ki yerel seçimlerden sonra hükümet bu baskıları kaldıracak ve Türkiye'nin gerçek ekonomik durumunun ne olduğu ortaya çıkacak.
Ben Cumhuriyet tarihinin önemli ekonomik kasırgalarından birini bekliyorum. Tabii böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi kongre ve kurultay sürecini yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de emperyalizme, sömürüye, Batı ve Amerikan emperyalizmine en çok karşı çıkabilecek kitleye sahip artı eksi %25'le bir partimizdir. Tabii böyle bir partinin üzerinde Batı'nın baskısı olması gerekir ki biz bunları hissettik. Sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç yakışmayan bazı oldu bittileri bu partiye uyguladılar. Sonuç olarak partimizde bir daralma, bir hevessizlik ortaya çıktı. Asıl olan bizleriz. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek neferleri, halk, bu %25'lik kitle. Üst yönetimler ne düşünürlerse düşünürler. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sömürü düzenine karşı çıkmak için, bu ülkedeki sömürü düzenine karşı çıkmak için en büyük kitledir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi il kongresindeyiz. Kongre tek adayla devam edecek, evet, gibi söylemler var şu, evet, an. Mevcut da ne olur bilinmez. Bizler de bekliyoruz. Neler söyleyecek? Öncelikle ilimize hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi il kongreleri her zaman heyecanlı, her zaman katılımı yüksek gerçekleşmiştir. Biz 31 Mart seçimlerine, 2024 seçimlerine 6 ay kala bu son aşamada büyük bir kongre gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimin ayak seslerini buradan duyurmaya çalışıyoruz. Denizli Büyükşehir'i, büyük ilçelerin tümünü almak için bugün burada bir başlangıca imza atacağız. Eminim çok başarılı bir kongre olacak. Çünkü insanların heyecanı yüzlerinden okunuyor. Eğer biz 5 belediye olarak gösterdiğimiz büyük başarıları, büyük dönüşümü doğru anlatabilirsek, bu kongrede dahil olmak üzere önümüzdeki yerel seçimlerde çok önemli başarıların başlangıcı olacaktır. Ben ilimize hayırlı olsun diliyorum. Ali Osman Başkanım'a başarılar diliyorum. Çünkü gerçekten 25 yıllık dostum, arkadaşım, kardeşim, çok başarılı, çok iletişim becerileri yüksek bir insan ve partiye adanmış bir ruhu var. O nedenle ekibine, yol arkadaşlarımıza, hepsine başarılar diliyorum. Ahmet Divarcı Başkanıma geçmiş olsun diliyorum. Ayşe Yazer'e bugüne kadar gösterdiği o cesur tutumundan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle, hatta dün itibariyle adaylıktan çekildi ama Cumhuriyet Halk Partililiğini sorgulamaya kimsenin dili varmaz. O nedenle ona da başarılar diliyorum. Yani biz kocaman bir aileyiz. Burada bugün birlik, beraberlik, iktidara yürüyüşün başladığı çok önemli bir toplantı ve buradan çıktıktan sonra artık seçim startını verip büyük şehri ve büyük ilçeleri kazanmak için kol kola girip, el ele verip neler yapabileceğimizi göstermeye çalışacağız. Güzel, keyifli bir gün bizim için. İl kongresindeyiz. Ben aday olan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Gerek yönetim kurulunda, gerek disiplin kurulunda, gerek kurultay delegeliğinde onlara hem kolaylıklar hem başarılar diliyorum. Kalabalık, bütün ilçelerden gelen kadın kollarımız, gençlik kollarımız, partili arkadaşlarımız, gönüllerimiz burada. Keyifli, uzun bir aradan sonra yeniden kongremizi yapıyoruz. Mutluluk içerisindeyiz, huzur içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde kurultayımızı tamamladıktan sonra yerel seçim çalışmalarımızı tüm gücümüze, tüm hızımıza sürdüreceğiz. İki aday çekilmek zorunda kaldı. Onlar hakkında neler söyleyecek? Pek çok ismin aslında niyeti vardı. Görüştüler, konuştular, basınla bir araya geldiler, açıklamalar yaptılar, mesaj attılar. Ama günün sonunda diğer adaylar farklı sebeplerden dolayı aday olmama kararı aldıklarını bildirdiler. Dolayısıyla bu demokratik bir seçim, demokratik bir tercih. Onların kararına da saygı duyuyorum. Başkanım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'ndeyiz. Kongre şu an tek adayla devam ediyor. İlerleyen dakikalarda neler olacak bilmiyoruz. Bizler de heyecanla bekliyoruz. Neler söyleyecek? Evet, bugün gerçekten bir demokrasi şöleni havasında il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce de ilçe kongrelerimizi tamamlamıştık. Ben seçilen ilçe başkanlarımıza ve bugün seçilecek olan il başkanımıza yürekten başarılar diliyorum. Tabii önümüzde çok kısa bir süre sonra yerel seçimler var. Bugünkü kongreyi tamamladıktan sonra 2024 yılındaki yerel seçime bir an önce canla başla, var gücümüzle, örgütümüzle birlikte, birlik beraberlik havasında çalışmaya başlamamız gerekiyor. 28 Mayıs seçimlerinde Denizli aldığımız %53 oranındaki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı
gerçekten bize önümüzdeki yerel seçiminin şifrelerini anlatıyor. Cumhurbaşkanı adayımızın aldığı 367 bin oyun sorumluluğunu taşıyarak bu kongreye geldik. İnşallah Mart ayında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde bu kadrolarla örgütümüzle birlikte derman belediyecilikle, sosyal belediyecilikle tanıştırırız. Kongremizin öncelikle örgütümüze, sonra şehrimize, sonra da ülkemize hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Başkanım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'ndeyiz. Kongre tek adayla devam edecek gibi görünüyor. Sizler neler söyleyeceksiniz? Sizin de söylediğiniz gibi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi için buradayız. Ali Osman Başkanımızın daveti üzerine geldik. Şimdilik kongre tek adayla gidecek gibi duruyor sizin de söylediğiniz gibi. Ama başka bir aday da çıkarsa inşallah başarılı olan kazansın demek istiyorum. İlçe başkanlarımız, sayın belediye başkanlarımız, sayın il ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, sayın il ilçe yöneticilerim, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, sayın basın mensuplarımız, sayın muhtarlarımız ve örgütümüzün her kademesinde gece gündüz görev yapan tüm yol arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli 38. olağan İl Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Kongremizi açmak için İl Başkanımız Sayın Ali Osman Orzum'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Değerli parti meclisiyem, değerli milletvekillerim, çok değerli siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve bir asırdır Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaşatan ve asırlar boyu da yaşatacak olan sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Hepiniz hoş geldiniz. Denizli'mizde bugün 38.sini yapacağımız olağan kongremizi hakikaten şereflendirdiniz. Bu konuda ülkemizin en çok ihtiyacı olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi her zaman vardır, var olmaya da devam edecektir. Yaz demeden, kış demeden, sıcak demeden, soğuk demeden, çamur demeden, kar demeden gecesini gündüzüne katan bu parti için, partiden de öte gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için, cumhuriyetimiz için, demokrasimiz için hepimiz el ele, kol kola, gönül gönüleyiz. Bugün Denizli'den önce Denizli'ye, sonra tüm ülkemize ve dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin beşiğidir, cumhuriyetin özüdür. Bugün buradan, bu salondan çıkacak olan karar hepimizin başının üstünde yeri vardır. Ve siz en doğru kararı verecek olan bu salondur. O yüzden de bu salonun fikirlerine, düşüncelerine ihtiyacımız her daim olduğu gibi bugün de vardır. Ve şimdi divanımızı oluşumu için elimde olan önergeyi sayın delegelerimizin onuruna sunuyorum. Bizler imzası bulunan 38. olağan ilk kongre delegeler olarak divan kurulu başkanlığına parti meclisi üyemiz, İzmir milletvekilimiz Sayın Rıfat Toruntaylı Albantoğlu'nu, divan kurulu üyeliklerine önceki dönem il başkanımız Sayın Niyazi Oğuzları ve parti üyemiz delegemiz Sayın Doktor Azime Bilgiç Satır ve parti delegemiz Sayın Özge Kaya'yı öneriyoruz. Yeterli imzalar vardır. İlçe başkanlarının başta olmak üzere kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve delegelerin imzası. Bu haliyle divanımızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Divan, sizi bekliyoruz.
Çok değerli arkadaşlarım, sayın milletvekillerim, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partimizin çok değerli yöneticileri, ilçe başkanları, biraz önce il başkanımızın söylediği gibi 100 yıllık asırlık çınarı bugünlere getiren siz değerli partili arkadaşlarım. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Gösterdiğiniz güvene layık olmak konusunda bütün arkadaşlarım adına söz veriyorum. Bu güveninizi boşa çıkartmayacağız. Sağ olun değerli arkadaşlarım. 38. Genel Kurulumuza başlarken sizleri Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı, partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ilk genel başkanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yol arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'nı hep beraber söylemeye davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na geçmeden önce söylediğim ve sizlerle paylaşmaya çalıştığım gibi bu 38. Genel Kurulumuzun gerçekten Denizli'mize, bizlere yakışır bir şekilde sürmesi konusunda divanda birlikte görev yapacağım arkadaşlarımla beraber ben de elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Bu sadece bir bu genel kurulu doğru geçirmeye çalışmak, bu genel kuruldan doğru sonuçlar elde etmeye çalışmakla ilgili bir çaba ya da bir duruş değil. Bu gerçekten bugün partimizin ihtiyacı olan bir duruşu hep beraber burada da sergilememiz gerektiği konusundaki bir mesajımız olacaktır diye düşünüyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepinizin bildiği gibi, hepinizin tarafı olduğu, hepinizin elinden gelen tüm gayreti, çabayı göstermiş olmanıza rağmen, tüm enerjinizi, tüm gayretinizi ortaya koymuş olmanıza rağmen maalesef beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Ancak siz de takdir edersiniz ki %87'lik katılım oranı, insanların bu kadar bölünmeye çalışılan, bu kadar kutuplaştırılmaya çalışan insanlarımızın, milletimizin demokrasiye olan
bağlılığının, demokrasiye olan güveninin bir sonucudur diye düşünüyorum. İşte bu sonucu, bu beklentiyi boşa çıkartmamak, bu beklentiyi daha da büyütmek bizim elimizde. Yani 29 Mayıs sabahı genel olarak hep birlikte yaşadığımız üzüntü, hep birlikte yaşadığımız travmadan belki de biraz daha ağırını daha sonraki süreçte hep beraber yaşıyoruz. Partimiz maalesef ülkemizin şu anda karşı karşıya olduğu birçok sorunun tartışılamadığı, birçok sorunun konuşulamadığı, hala emekler 7500 lirayla geçinmek zorunda kaldığı bir düzeni değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi yönetim kadrolarının görev alacağı, hangi anlayışların yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki günlere taşıyacağı daha fazla tartışılır bir konu haline geldi. Şimdi bizim ödevimiz, görevimiz bu çabayı da, bu beklentiyi de boşa çıkartmak ve gerçekten Türkiye'mizin gerçek sorunlarının tartışıldığı, gerçekten yoksulluğun, işsizliğin ulaştığı bu seviyelere hangi yollar, hangi araçlarla, hangi uygulamalarla son verileceği konusundaki doğru politikaları koyarak hep beraber göstereceğiz diye düşünüyorum. Yerel seçimler bunun için önümüzde bir şans değerli arkadaşlarım. Tabii ki yeni bitmiş bir seçimden sonra hepimizde bir kırıklık, bir üzüntü var. Ama yerel seçimlerden başarıyla çıkmış bir Cumhuriyet Halk Partisi, inşallah bu salı günü parti meclis toplantısında herhalde 5 Kasım diye netleşecek. 5 Kasım'da büyük kurultayını büyük bir başarıyla, büyük bir coşkuyla ve dayanışmasını büyüterek, yükselterek geçirmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerden de bir önceki seçimden çok daha ciddi başarıyla, çok daha büyük bir başarıyla çıkacaktır. Bu da işte Türkiye'nin normalleşme süreci ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ihtiyacın giderilmesi sürecine çok ciddi bir katkı koyacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, hepiniz tarafından malum olan, hepiniz tarafından çok iyi bilinen kimi konuları tekrar edip vaktinizi almak istemiyorum. Ama şu çok net ki, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu ekonomik sorunlar ve sosyal sorunların panzehiri çözümü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve bu ülkenin her anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı giderebilecek yapıyı, mekanizmayı ve güveni sağlayabilmek de tabii ki başta parti örgütlerimizin partimiz adına görev almış, partimizin farklı kademelerinde görev almış değerli arkadaşlarımın hep beraber ödevidir diye düşünüyorum. Bu ödevi de hep birlikte başarıyla gerçekleştireceğiz ve umuyorum ve diliyorum ki dayanışmamızı daha da üst seviyelere, daha da üst noktalara taşıyarak çok önemli bir başarıyı elde edeceğiz değerli arkadaşlarım. Denizli'deki sevgili arkadaşlarımın, Denizli'de görev yapan siz değerli partili arkadaşlarımın, belki de mesela benim üyesi olduğum, benim milletvekili olduğum İzmir örgütüne göre biraz daha farklı bir ödeviniz var, biraz daha farklı bir durumunuz var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımız vasıtasıyla önümüzdeki yerel seçimlerin hedefleri kondu. Değil şu andaki mevcut durumu kaybetmek, var olanlara mutlaka daha yenileri de eklemek durumundayız ve zorundayız. Çünkü Konya'nın da, çünkü Balıkesir'in de, çünkü Denizli'nin de Cumhuriyet Halk Partili yönetimlere ihtiyacı vardır. Eminim ki sizler de başta büyük şehrimiz olmak üzere şu anda Cumhuriyet Halk Partili başkanlar tarafından yönetilen ilçelerimize mutlaka yeni ilçelerin eklenmesi ve büyük şehirinde Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız tarafından yönetilmesi konusunda elinizden gelen tüm çabayı, tüm gayreti ortaya koyacaksınız. Bu mümkün mü? Çok mümkün. 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Genel Başkanımız vasıtasıyla Genel Başkanımızın kişiliğinde Denizli'de Genel Başkanımıza evet Cumhurbaşkanı olmalı diyen insan sayısı yanılmıyorsam %53-54'lere varmışsa evet Denizli Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilmeli dedirtebilecek durumumuz, potansiyel olarak halimiz de var değerli arkadaşlarım. Bunu başaracak olan, bunu yapacak olan biziz. Başka kimse yapmayacak. Ben gerçekten söylüyorum, gerçekten inanıyorum ki bunu Denizli'de inşallah bu sefer hep beraber başaracağız. Ve Denizli'yi de ekonomik olarak, sosyal olarak Türkiye'de işgal ettiği yerin gerçekten tam karşılığı olarak hak ettiği bir yönetime, hak ettiği bir idareye
bir sosyal demokrat belediyecilikle büyükşehri tanıştıracağız. Şimdi mutlaka Denizlili, Deniz'deki ilçe belediye başkanlarımız var, sağ olsunlar. Sevgili başkanlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Onların zaten ortaya koydukları bu çalışma yarın büyükşehir konusunda da en önemli referansımız olacaktır diye düşünüyorum. Bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmalar ve bundan sonra yapacakları çalışmalar için de bir kez daha kendilerine başarılar diliyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi içinde bulunduğumuz durum itibariyle konuları enine boyuna didik didik tartışabilecek, konuşabilecek durumumuz tabii ki istiyorsak var mı? Var. Ama durumumuz o mu? Değil. Durumumuz daha bir dayanışmamızı yükselterek, daha bir birbirimizi anlama katsayımızı yükselterek bir arada olmak, birlikte olmak, aynı hedefe yerelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını güçlendirmek üzere aynı noktaya doğru bakmak, aynı noktaya, aynı hedefe yürümek gibi bir eylemle hep beraber gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani bugün içi bence boş olan, İnşallah bu buralar işte bizim parti sorunlarımızı konuşacağımız alanlar, parti sorunlarımızı konuşacağımız platformlardır. Bu platformlar il kongrelerimizi tahmin ediyorum Ekim ayının 5'inde 10'unda tamamlamış olacağız. Arkasından 5 Kasım tarihinde de bütün bu tartışmaların, bütün bu illerimizde, ilçelerimizde yapılan tartışmaların en üst noktası olan büyük kurultayımızda hep beraber tartışacağız, konuşacağız ve son noktayı hep beraber koyacağız derler. Yine Cumhuriyet Halk Partisi delegesi, Cumhuriyet Halk Partisi partilerin sağduyusu bugün Türkiye'de ihtiyaç olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç olan konuyu daha da büyüterek, daha da kristalize ederek vatandaşın ve hepimizin önüne getirecektir diye düşünüyorum. Bu çok kolay bir görev değil ama hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz değerli arkadaşlarım. Bu kongrede bana bu kongreyi yönetmek konusunda öneride bulunan değerli arkadaşım, yol arkadaşım Ali Osman Horzum'a, biliyorsunuz biz Ali Osman Bey'le aynı zamanda meslektaşız. Meslektaş hukukumuzun bir de burada gündeme gelmesi, meslektaş hukukumuzun bir de burada vücut bulması konusunda gösterdiği anlayış ve çaba için ayrıca huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu meslektaş hukukun dışında da partili hukuk olarak da sözlerime başlarken size söz verdiğim gibi söz veriyoruz bütün arkadaşlarım adına. Sizlere, bizlere, Cumhuriyet Halk Partimize yakışan bir kurultayı hep beraber gerçekleştireceğiz. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar. Bizim düzüğü ve kongre yönetmeliğine göre gündemde var olan maddeleri tek tek işlemiş oluyoruz. Açılışı yaptık, divanı oluşturduk, saygı duruşu ve istikrar marşını okuduk. Şimdi divanın gündemin diğer maddelerine geçeceğiz ama diğer maddelere geçmeden önce genel kurulda değerli onur konuklarımız var, değerli misafirlerimiz var. Onlara tabii ki söz vereceğiz. Ama izniniz olursa en önemli onur konuğumuzun kongremizin başarılı geçmesi konusunda gönderdiği mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Denizli İl Kongresi Divan Başkanı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin cesur üyeleri, değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin temel değerlerini gönülden bağlı, Büyük Atatürk'ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesini aşma doğrultusunda çalışan siz değerli yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Büyüyen, kalkınan, bilimle ve teknolojiyle dünyaya meydan okuyan,
bir sığınmacı deposuna dönüştürülmeyen özgür ve adil bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizler kişisel çıkarlar peşinde koşan değil, güçlü ve mutlu Türkiye davasına inanmış insanlarız. Bu bağlamda bu yolda atan her adım, demokrasi için verilen her oy sadece çocuklarımızın geleceğini şekillendirmekle kalmayacak, tarihin en zorlu dönemini geçiren ülkemizin geleceğini de şekillendirecek önemli bir tercih olacak. Değerli yol arkadaşları, hepimiz Cumhuriyet'in kurucu partisi olmanın gerektirdiği büyük tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Bu doğrultuda ülkemiz ve partimiz için çalışan Cumhuriyet Halk Partililer bugün demokratik bir olgunlukla iradelerini ortaya koyacaklar. Hedeflerimize ulaşmak, ülkemizi aydınlığa çıkartmak için daha büyük bir güç ve azimle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle şimdiye kadar görev yapan tüm yöneticilerimize emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyor. Yeni bir heyecanla görev üstlenecek arkadaşlarıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanımızın bu mesajını sizlerle paylaştıktan sonra aynı şekilde genel kurulumuza başarı mesajlarını ileten çok değerli arkadaşlarımızın, sayın değerli partilerimizin de isimlerini sizlere bildireceğim. Sayın Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Hükümet Meclisi Başkan Vekili, Denizli Milletvekili. Sayın Neslihan Hacıoğlu, Genel Sekreter. Sayın Bülent Kuşoğlu, İdari Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Engin Özkoç, Genel Başkan Baş Danışmanı. Sayın Hasan Efe Uyar, Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Oğuz Kuan Salıcı, Parti Meclis Üyesi. Sayın Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Zeynel Emre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Devrim Barış Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Mustafa Kazalcı, 16 ve 22. dönem Denizli Milletvekili. Sayın Seyit Torun, Parti Meclis Üyesi. Sayın Mahmut Tanal, Şanlıurfa Milletvekili. Sayın Engin Altay, İstanbul Milletvekili. Sayın Deniz Demir, Ankara Milletvekili. Sayın Gökçe Gökçen, İzmir Milletvekili. Sayın Umut Oran, eski Genel Başkan Yardımcımız. Ulaş Karasu, Parti Meclis Üyemiz ve Sivas Milletvekilimiz. Sayın Gamze Taşçıyer, Parti Meclis Üyemiz ve Ankara Milletvekilimiz. Sayın Barış Bektaş, Konya Milletvekilimiz. Sayın Özgür Özel, Manisa Milletvekili. Çok teşekkür ediyoruz. Genel kurulumuza başarı mesajlarını ileten, bizimle paylaşan değerli arkadaşlarımıza, sayın milletvekillerimize, sayın grup başkan, başkanımıza. Şimdi değerli konuklarımızdan söz almak isteyenlere sırasıyla söz vereceğiz. Sayın Süleyman Büyükür, buyurun efendim. Sayın Divan Başkanım, Parti Meclis Üyem, Sayın Divan Üyelerim, sevgili hemşerilerim, hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben bir yan taraftan, yani yarı yarıya Denizliliyim. Buldan doğumluyum. Aydın milletvekiliyim ama Denizli'nin de 3. milletvekiliyim. Geçen dönemde 4. milletvekili diyorduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de 4. milletvekili olacağız. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki dönemlerde güzel şeyler olacak arkadaşlar. Her şey çok güzel olacak. Değerli arkadaşlar, ben Adalet Komisyonu grup sözcüsüyüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Aynı zamanda 27. döneminde milletvekiliydim. Aydın neyse Denizli aynı arkadaşlar, hiç değişmiyor. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde Aydın'ı nasıl kıpkırmızı yapmışsak, Denizli'deki 19 ilçeyi de
kıpkırmızı yapacağız. Örgütümüzle yapacağız. Sizlerle yapacağız. Birleşe birleşe kazanacağız arkadaşlar. Hep birlikte. Dün Yörük Arefe'nin vefatının 52. yıl dönümü vardı. Yeni Pazar'da anmaya katıldık. Bir profesör arkadaşımız çıktı Ege Üniversitesi'nden. Dedi ki, Yörük Ali Efeler özgürlük kahramanıdır dedi. Yörük Ali Efeler olmasaydı, Kuvayi Milliyeciler olmasaydı, Yunan işgalinde bu bölgedeki birlik ve beraberlik olmasaydı, biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanamazdık dedi. Evet arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli Kuvayi Milliyecilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli Efelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli Kuvayi Milliye'den gelmektedir. Nasıl biz 1920'lerde, 23'lerde 6 okumuzla birlikte nasıl bir şekilde bir cumhuriyet kurmuşsak, nasıl devrimlerimize getirmişsek, nasıl 1926'da kadın erkek eşitliğini sağlayan medeni kanunla laiklik okunu en üst noktaya ulaştırmışsak, Cumhuriyet Halk Partisi devrimcilik okuyla, laiklik okuyla, halkçılık okuyla, milliyetçilik okuyla yeniden ayağa kalkabilir. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl devlet kurmuşsa, Cumhuriyet Halk Partisi ilk kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bu devrimleri başarmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi en zor dönemlerden de mutlaka çıkacaktır. Değerli arkadaşlar, biraz önce parti büyüğümüz Rıfat abimizin birleştirici konuşmasını dikkatlice izledim. Parti büyüğümüz Rıfat abi böyle bir güzel kongrede birleştirici bir konuşma yaptı. Kendisine saygı duyuyorum. Ancak bu kongrelerde bizim her şeyi konuşmamız lazım. Her şeyi tartışmamız lazım. Dışarıda tartışacağımıza kongrelerde tartışmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar, 14 Mayıs'ta 28 Mayıs öncesinde seçimlerde meclis çoğunluğunu kazanacağız, Cumhurbaşkanlığını da kazanacağız diye çıktık. Ve seçimlerde meclis çoğunluğunu da kaybettik ve Cumhurbaşkanı seçimini de kaybettik. Yani bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Niçin kaybettik? Nasıl kazanabilirdik? Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce dediğim gibi genlerinde itiraz, genlerinde devrimcilik var. Biz bunları tartışmamız gerekir. Biz bunları tartışamazsak, geçmişteki yanlışlarımızla, hatalarımızla yüz yüze gelmezsek, itiraz geleneğimizi ortaya koymazsak, biz gelecekteki başarılara imza atamayız. Biz kaybettik arkadaşlar. %48'de kazanmadık biz. Biz meclis çoğunluğunu da alamadık. 27. dönemde 147 milletvekiliydik, şu anda 129 milletvekiliyiz. Yani bu bir gerçek. Yani bunun üstünü örtemeyiz. Son 3 cumhurbaşkanlığı seçiminde %52'ye %48. Geçen dönemdeki seçimde de %52'ye %48. Bu dönemde de %52'ye %48. Yani bu hataları nerede tartışacağız? Biz milletvekilleri olarak bunu tartışamadık genel merkezde arkadaşlar. Biz genel merkezde, genel başkanın başkanlığında bir toplantıda bu sonuçları konuşamadık. Konuşamadan geldik. Nerede konuşuyoruz? Aydın kongrelerini konuşuyoruz. Denizli kongrelerini konuşuyoruz. Yani yüz yüze geleceğiz. Tartışacağız. İtiraz geleneğimizi sürdüreceğiz. Eksiklerimizi ortaya koyacağız. Bunları koymadan geleceği ortaya koyamayız. Değerli arkadaşlar, aynı kişilerle, aynı yöntemlerle, aynı söylevlerle, aynı metotlarla gelinecek nokta aynı yerdir. Biz aynı şeyleri yapıyoruz şu anda. Aynı şeylerle önümüzdeki geleceğimiz nokta da aynıdır. Başarısızlıklarımızı sorgulayacağız. Kendi hatalarımızı sorgulayacağız. Bunu sorgulamak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yaptığımız an Cumhuriyet Halk Partisi nasıl 1923'te Cumhuriyet Halk Fırkası olarak devrimlere imza atmışsa, devleti ayağa kaldırmışsa, cumhuriyeti ayağa kaldırmışsa biz de yeniden ayağa kaldıracağız. Nasıl o zaman değişim olmuşsa, devrimcilik olmuşsa, devrimcilik okulu da o zaman ayağa kaldıracağız. Bunu yapmak zorundayız. Bir için
sözü vardır, atasözü vardır. Değişim rüzgarları esmeye başlayınca ya birileri önüne duvar gerer, ya birileri ise değişim rüzgar selektörlerini açar. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri değişim rüzgarlarına geride kalmayacaktır. Birlikte olacaktır arkadaşlar. Hep birlikte olacaktır. Özgürce konuşacağız. Özgürce tartışacağız. Özgürce geleceği kuracağız. Bunu kurmak zorundayız. Bundan korkmayacağız. Nasıl Yörük Ali Efeler, nasıl Kuvayi Milliyeciler geçmişte bunu yapmışsa, devrimcilik okunu, değişim okunu ortaya koymuşsa, biz de hatalardan ders çıkarıp kesinlikle başarıya doğru gideceğiz. Ben dediğim gibi sizin hemşerinizim. Buldan doğumlu bir milletvekiliyim. Denizli'ye geldiğim zaman, yani sizleri gördüğüm zaman hemşerilerimi görmüş oluyorum. Bu konuda kendimi sizlerden biri gibi hissediyorum. Onun için diyorlar Aydın'da, ya arkadaş sen Buldan doğumlusun. Sen Denizli milletvekilisin. Yani bundan da gurur duyuyorum. Buldanlar Derneği'ne üyeyim, Denizler Derneği'ne üyeyim, Aydınlar Derneği'ne üyeyim. Ama bizim bir özelliğimiz var. Bizler yürüyüz. Sarı tekeli yörükleriyiz. Bizler Türkiye'de her şeyi yapabilecek kuvvete, kudrete sahibiz. Nasıl Yunan mezalemini ortadan kaldırdık? Nasıl devrimleri yaptık? Yeniden ayağa kalkacağız. Birlikte kalkacağız. Birleşe kazanacağız. Değişim için hep beraber olacağız arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Söz isteyen arkadaşlar, buyurun efendim. Lütfen işaret ederseniz, şeytanım sizi de istiyor musunuz? Tamam. Evet, Sayın Divan, çok değerli milletvekillerim, il başkanım, çok değerli ortaklarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, sayamadığım partiye emek vermiş gençlik kolları, kadın kolları başkanımız ve çok değerli partililer. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir konuşma hazırlamıştım, kafamda bir strateji belirlemiştim. Ama dün Ankara Kongremizde o görüntüler gelince elim ayağım düştü. O az insanın katılımı, Çankaya gibi, Yeni Mahalle gibi iki büyük ilçeye rağmen maalesef o enerjinin düşmüş olması bizim de enerjimizi düşürdü. Ama görüyorum ki biz deniz olarak en azından burada o heyecanı yeniden sürdürebilmenin onurunu yaşıyoruz. Evet değerli dostlar, iki seçim geçirdik. O iki seçimde Denizli'yi kırmızıya boyadık. Ama maalesef ülkeyi kaybettik. Ülkedeki seçimi kaybettik. Benim konuşmam genel merkezin statikocu davranışının, statikoyu korunma üzerine oluşturduğu politikanın aslında ne kadar yanlış olduğuna ilişkin. Sayın Divan, değerli milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız ve 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin bütün sokaklarını birlikte arşınladığımız sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, hepinizin kongresinin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kongreler siyasi partilerin iç muhasebelerinin bir demokrasiyle birlikte şenlendiği bir günleri. Elbette burada bu muhasebenin yapılması çok anlamlı. Tabii ben biraz misafir milletvekili olarak yanınızdayım ama sizlerle kurduğumuz hukukun ne kadar değerli olduğunu her geçen gün daha da iyi anlıyorum. Umarım bundan sonra da sizlerle burada şehrimizde kurduğumuz birlikteliğin, beraberliğin,
demokrasi adına kurulacak olan birlikteliklerin devamını ben arzu ederim açıkçası. Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasiyle şenlendirmek istemiştik, demokrasiyle taçlandırmak istemiştik. Yine demokrasi yolunda atılacak adımlarda var olduğumuzu buradan söylemek isterim. İnşallah bu uğurda vereceğimiz mücadele, kendi siyasi partilerimizle vereceğimiz mücadele, sizlerin kendi içerisinde verecekleri demokrasi mücadelesinin inşallah nihayete ermesini, hayırlısıyla sonuçlanmasını arzu ederim. Hepinize sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Kongreniz hayırlı olsun. Sayın Divan, çok kıymetli milletvekillerim, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerim, önceki dönem partimize hizmet etmiş parti büyüklerim, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kalbi Cumhuriyet'in Atatürk ilke ve inkılapların değerleriyle atan çok kıymetli partililerimiz, yol arkadaşlarım. Hepiniz ilk kongremize hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, buraya ilk önce bir selam getirdim. Unutmadan onu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Ahmet Divarcı, kendisi rahatsızlandı ve il başkanlığı adaylığından çekildi. Kendisini ziyaret ettim ve bir selam iletmemi iletti. Onun selamını ileterek başlamak istiyorum. Kendisine de acil şifalar diliyorum. Gerçekten talihsiz bir durumun içinde. Ama tedavi süreci de devam ediyor. Çok kısa sürede eminim aramıza katılacaktır. Evet, ilçe başkanlarım burada. 19 ilçe kongremizi tamamladık ve bugün il kongremizi tamamlıyoruz. 19 ilçe kongremizin tamamında bulunamadım. Çameli, Serinhisar, Acıpayam, Buldan, Bekilli ve Baklan ilçelerinde yanınızda olamadım. Diğer ilçelerin hepsinin kongrelerinde yanınızdaydım. En kısa sürede de bu gidemediğim ilçe kongrelerinde seçilen yönetim kurullarına da ziyaret edip hayırlı olsun dileklerimi ileteceğim. Bu il kongremizin tamamlanmasını bekledim. O yüzden en kısa sürede programı yapıyorum. Onlara da tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Burada başkanım çok güzel bir harita hazırlamışsınız. 19 ilçemizi de kırmızıya boyayan, 6 okla gösteren bir denizli haritası çizmişsiniz. İşte o haritaya giden yolu aslında burada bu kongrelerde konuşarak yapıcı eleştirilerle yerel seçime nasıl hazırlanacağımızı tartışarak geçirmemiz dileğimdir. Dolayısıyla yapıcı eleştirilere ve yapıcı her şeye şimdiden teşekkür ediyorum konuşmacılar ve değerli hatipler adına. İlçe kongrelerimiz bitti güzel bir şekilde. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra aslında bu ilçe kongrelerimiz sevgili vekillerimin ve başkanlarımın da dediği gibi birbirimizi gördüğümüz, söylemek istediklerimizi söylediğimiz, aslında biraz dejar olduğumuz yerler oldu. Şimdi artık sıra il kongresini gerçekleştiriyoruz. Kongremizin öncelikle şehrimize ve tüm ülkemize başarılı, hayırlı ve verimli olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bizlere Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras kalmış bir parti. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni her geçen gün büyütmemiz gerekiyor. Her geçen gün bu birliği, bu aileyi daha da genişletmemiz gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hakkın, hukukun, demokrasinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin en büyük temsilcisi, hatta Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sigortası. Tabii sadece parti değil, Cumhuriyet Halk Partisi aynı şekilde tüm Türkiye'de o büyümeyi yansıtarak Cumhuriyet'e, o kurucu değerlere her daim sahip çıkması gerekiyor. Sayın Divan, sayın milletvekillerim, sayın il başkanlarım, belediye başkanlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız ve sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Denizli İl Kongremize hoş geldiniz der. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım.
Açılışta güzel bir tablo vardı. Sanırım çok kısa süre içerisinde arkadaşlarımız yoruldular ve dışarı çıktılar. İşte biz kongrelerimizi yaparken ve karşımızdaki yöneticilerimizi, genel merkezi, genel başkanımızı ve yönetici eleştirirken biraz da kendimize bakacağız, kendimizi sorgulayacağız. Eğer biz kendimizi sorgulamazsak, eğer biz bu partinin gerçek sahipleri olarak partimize sahip çıkmazsak, il kongremizi ve ilçe kongrelerimizde o sürecin bir an önce bitsin de evimize gidelim dersek, sorunları çözmezsek, kanayan yara içimizde kalırsa biz hiçbir şeyi becermemiş oluruz. Ve onlar da istediklerini yaparlar. 9 kuruş. Yine aynı döneme ait 165.408 TL 49 kuruş dönem sonu borçlar dahil olmak üzere gelirler toplamı 850.358 TL 49 kuruştur. 2021 yılı 1 Ocak 2023 24 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönem başı borçlar 165.408 TL 49 kuruş olmak üzere personel giderleri, haberleşme giderleri ve benzeri giderler toplamı 3.234.697 TL 35 kuruş. Yine aynı döneme ait. Sayın Divan, halihazırda ve önceki dönemlerde hizmet etmiş değerli il ve ilçe başkanlarım, kadın ve gençlik kollarımızın değerli başkanları, milletvekillerim, belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerim ve ömrünü onurlu bir siyasi mücadeleye vakfetmiş değerli yol arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok ama çok kritik bir 6 aylık süreç ile karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Böylesine kritik bir dönemde irade ortaya koyarak sorumluluk üstlenen tüm ilçe başkanlarıma ve yönetim kurullarına, bugün de aynı anlayışla aday olan başta il başkanımız olmak üzere diğer organlara, aday arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. Bugün örgütsel anlamda ilimizi yönetecek, bizi genel merkezde temsil edecek ve gerektiğinde disipline edecek kadroları seçmek adına bir araya geldik ancak. Sevgili Bedrettin abim, Akköy konusuyla ilgili görüşlerini, eleştirilerini ifade ettiği o konuda da bir bilgilendirme yaparak konuşmama devam etmek istiyorum. Biz malumunuz 20 Ağustos'ta kongre sürecini tamamladık. Ertesi günü, yani kongreden bir gün sonra ilçe başkanı olarak ben, ilçe yönetim kurulu üyelerimin neredeyse tamamına yakını, il başkan yardımcımız, il saymanımız, il yöneticilerimiz, Sayın Milletvekilimiz Şeref Arpacı ile birlikte Akköy'ü ziyaret ettik. O zaman daha mazbatam yoktu. Aynı zamanda da mazbatamız olmadığı için de İsmail Gözükaya Başkanımız da birlikte gittik. Orada vatandaşları dinledik. Hatta orada tanıştığımız, sizin ve Ali Kaplan abimizin tanıştırdığı Birol Kaplan, sizin de akrabalarınızdan, o kişinin burada platformun bir nevi sözcülüğü, takipçisi olduğunu ifade ettiniz. Geçen bir aylık süreçte Birol Kaplan'la yanılmıyorsam ya 3 ya 4. telefon görüşmemi 2 gün önce gerçekleştirdim. Süreç şu halde: Akköy'ün tüzel kişinin alınması vesaire eleştirilerinizi, görüşlerinizin tamamına katılıyor. Bunu öncelikle ifade edeyim ama güncel konu Ziraat Bankası meselesi olduğu için o konu özelinde bilgilendirme yapmak istiyorum ama bunu size cevap ya da size tepki olarak da söylemiyorum. Bunu da yanlış anlamanızı istemem. Siz sevdiğim gibi büyüğümsünüzdür, biliyorsunuz. Şimdi Birol Bey'le de sürekli konuşuyoruz. Biz 3 gün sonra, oraya gittikten 3 gün sonra belediye başkanı, oradaki platform adına görev alan kişiler ve diğer yerel yöneticiler bir toplantı yaptılar. Ziraat Bankası'nın yetkilileri. O toplantıda Pamukkale Belediye Başkanı üzerine düşen sorumluluğun her şeyi yapacağını kendilerine deklar etti. Şeref Vekil de, Sayın Şeref Arpacı da süreçle ilgili bölge müdürlüğü ve genel müdürlük nezdinde temaslarını
sunacağını, yapacağını söyledi. Şeref vekilimizle görüştüm. Vekilim görüştünüz mü dedim. Görüşmelerim olumlu geçti. Siz de süreci takip ediyorsunuz dedi. Evet dedim. Biz de süreci takip ediyoruz. Pamukkale Belediye Başkanı'na grup başkan vekilimiz vasıtasıyla belediye meclisinde Akköy'deki bankanın durumu konuşuldu, soruldu. Belediye Başkanı Ziraat Bankası'na yazıyı gönderdi. Yani bizim üzerimize düşen güçlendirme adına ya da yer temin etme bakımından neyse bize şartlarınızı, taleplerinizi bildirin dedi. Ziraat Bankası'ndan şu anda cevap bekleniyor. Yani şunu bilmenizi isterim. Sürecin şu ana kadar geçtiğimiz bir aylık süreç içerisinde takipçisiyiz ve takipçisi olmaya da devam ediyoruz. Ayrıca biz oradaki toplantıdan sonra eğer o yerel yöneticilerle birlikte bir olumsuz sonuç çıkacak olsaydı yönetim kurulu üyelerimle birlikte de bu konuyu tartıştık. İki gün sürecek bir eylemi Ziraat Bankası Akköy'ün önünde yapacaktık. Ancak sürecin görüşmelerle olumlu bir yöne doğru gittiği algısı oluşunca hem vekilimizin, milletvekilimizin temasları hem de belediye başkanının, mevcut belediye başkanının yazışmaları biz işi siyasete mal etmeyi değil Akköy halkının amacına ulaşması için hareket etme kararı aldık. O yüzden de bekliyoruz. Ancak olumsuz giden bir durum olursa da hem eylem hem de irade ortaya koymaktan da çekinmeyeceğimizi Sayın Hazuru'nun dikkatine de ve Bedrettin abinin bilgisine de sunmak isterim. Devamla geçtiğimiz seçimlerde Denizli halkı değişimden yana tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Ama maalesef şehrimizin aldığı bu tavır tüm Türkiye'de değişimi gerçekleştirmeye yetmemiştir. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını tartışmaya açık hale getirmiştir. Mesele bir kişi meselesi değildir. Mesele yıllardır oy arttırmayı başarı olarak göstermeye çalışan anlayışın bir türlü değişmemiş olmasıdır. İki adaylı bir seçimde seçimin ya kaybedeni olur ya kazananı. Başka bir ifadeyle ya başarılı olan olur ya da başarısız olanı. Bugün geldiğimiz noktada başarısız olmuş ve maalesef üzülerek ifade ediyorum tabanından kopmuş bir genel merkez yönetimiyle karşı karşıyayız. Hayvancılıkla uğraşanın sermayesi bıçak altına yatmışken, çiftçinin harman yerine bağladığı ümitleri tüccarın orak gibi olmuş insafı ile biçilirken, nasırlı eller evladının cebine harçlık koyamıyorken, gelecek nesilleri ümidini başka ülkelerde arıyorken, memuru geçinemiyor, emeklisi kış gelmesin diye düşünüyorken, kısacası emek, sermaye karşısında demir gibi dövülüyorken tartışılan, konuşulan konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları ise hem yapısal reformlar hem de genel merkez kadrolarının değişimi için irade koymak zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim. Ankara'da bunu yaparken şehrimizde de değişimden yana bir tavır ortaya koymalıyız. Bu değişim ise bir anlayışın değişimi olmalıdır. Kişi eksenli, ya bir kişi için ya da bir kişiye karşı oluşan dar kadrolarla kongreleri kazanabiliriz. Ancak asıl kazanmamız gereken seçimlerde duvara çarparız. Ben Pamukkale ilçe başkanı olarak 22 ilçe delegesi var diye Mehmetçi'ye önem gösterip bir delegesi olan Belen Ardıcı ihmal edersem bir sonraki ilçe kongresini kazanırım ama Pamukkale Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıramam. Yine bir ilçe başkanı olarak uyum içinde çalışmak yerine il yönetimini zorda bırakmaya çalışırsam yine belediyeyi kazandıramam. Ancak il başkanı da bir ilçenin il başkanı gibi davranır, sadece oraya dokunursa yine başarı sağlayamam. Yeni dönemde Uzunpınar'daki mahalle temsilcimden ben yıllardır Uzunpınar'da il başkanı görmedim şikayetini duymak istemiyorum. Açıkça aynı şekilde hadi Uzunpınar uzak diyelim. Şurada Akan'daki Yaşar hocamdan aynı şikayeti duymak istemiyorum. Açıkça ve samimiyetle söylemem gerekirse de
yeni dönemde bunların yaşanmayacağına da inanıyorum. Tüm Denizli halkı ve partililerimiz de görecek ki 19 ilçe başkanı ve yönetimi ile il başkanımız ve il yönetimi kol kola girip rakibimiz olan partilerle mücadele vereceğiz. Bizim mücadelemiz yeter mi? Tabii ki yetmez. Her Cumhuriyet Halk Partili'ye ihtiyacımız var. Üzerimizdeki maalesef ölü toprağını bir an önce atmak zorundayız. Ama bunun için de seçim günü geldiğinde sandık başı beklettiğimiz, pankart astırdığımız, broşür dağıttırdığımız, ev ev sokak sokak gezdirdiğimiz üyelerimize değer verdiğimizi göstermek zorundayız. Pamukkale İlçe Yönetim Kurulu olarak il başkanımızdan ilk talebimiz, Pamukkale Belediyesi'nin hiçbir masada ola ki ittifaka dair pazarlık konusu dahi yapılmamasıdır. İkinci talebimiz ise Pamukkale Belediyesi'ni yönetecek kadroların hem belediye başkanının hem belediye meclis üyelerinin ön seçim ya da üye bazında temayül ile belirlenmesidir. Şunu da ifade etmek isterim ki yönetim kurulu olarak her ne olursa olsun, siyaseten bedeli de her ne olursa olsun bu iki talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Tabanımızın moral bozukluğunun tek sebebi geçtiğimiz seçimin mağlubiyeti değildir. Kendisine sorulmadan yapılan milletvekilliği listeleridir. Aday adayı olanların da örgütü temsil edenlerin de ön seçim için gerekli mücadeleyi vermemiş olmasıdır. Genel merkezde makam sahibi olanlar da genel merkezde makam sahibi dostlarından söz alan aday adayları da üyelerinin vicdanına, oyuna başvurmaktan kaçınmıştır. Eğer biz önümüzdeki süreçte de kendimiz, eşimiz, dostumuz aday olacak diye kalemi kağıdı Ankara'daki dostlarımızın sözüne güvenir, onlara teslim edersek aday diye önümüze koydukları kişilere söz söylemeye hakkımız kalmayacaktır. Sonuç olarak kişileri değil yöntemleri tartışmak zorundayız. Kişilerin etrafında değil fikirlerin etrafında toplanmalıyız. Tepki değil irade ortaya koymak zorundayız. İlçe başkanına, il başkanına karşı pusuya yatıp çelme takmaya çalışmamalıyız. Gerekirse günü geldiğinde örgüte zarar verenleri de içimizde barındırmamalıyız. Birbirimizle mücadele etmemeli, kol kola girmeliyiz. Bunu yaparsak sadece kongreleri değil, 2024'te belediyeleri de kazanacağız. Ve Pamukkale İlçe Başkanı olarak yönetim kurulum adına ifade etmek isterim ki, son gün, son dakika, son saniyeye kadar, o son oy hesaba katılana kadar hem Pamukkale'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandırmak için hem de Büyükşehir Belediyesi'nde şanlı altı oklu bayrağımızı dalgalandırmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya ve çalışmaya söz veriyoruz. Çünkü bir oyun dahi kıymetini biliyoruz. Seçimin ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına, hatta yüksek seçim kuruluna itirazlarla kazanılmadığını, sahada ve sandıkta kazanıldığını da en iyi biz biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ilk kongremizin şehrimize, partimize hayırlı olmasını diliyor. Bir dahaki ilk kongremizin Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilen Pamukkale Belediyesi sınırları içinde yapılacağına olan inancımla hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Ali Osman Horzum il başkan adaylığında hazırlanan il yönetim kurulu asıl listesini sunuyorum değerli arkadaşlar. Sayın Ali Osman Horzum. Dikkat sistemi. Sayın Horzum. Buyurun efendim. Söz size.
Sayın Divan, değerli yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, ilçelerimizden gelen var, köyümüzden, kentimizden gelen var, tarlası takkası olan arkadaşlarımız var. O yüzden de selamımı kısaltıyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta bir seçim atlattık. Seçimin hemen öncesinde, hatırlayın, il başkanımızın istifasıyla 4 Şubat'ta il başkanınız olmuş bir kardeşinizim. 6 Şubat'ta malum ülkemizin 12 vilayetinde hissedilen büyük bir depremi yaşadık. Ben bu konuda deprem yaralarını sarma konusunda başta 19 ilçe başkanımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve tabii ki Deniz'deki 5 belediyemizin 5'ine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte ne örgütleri yalnız bıraktılar ne de örgütler bu mağdur illerimizi yalnız bıraktılar. 230'a aşkın yardım tırını oraya taşıdık. Onun akabinde milletvekilliği seçimi geliyordu. Burada taze başkandım. Taze başkan, yeni başkan olsam da benden önceki Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun da, ondan önceki Sayın Akbaba'nın da, Sayın Ertemur'un da, Sayın Dizdaroğlu'nun da, bizden istifa etmiş olsa da Sabir Kocamaz'ın da, hepsinin günahı da, vebali de, sevabı da benimdir. Çünkü kurumu temsil ediyorum. Müslüm Sarı'yı gönderdiler bize. Deniz'in asıl milletvekili istiyor diye parti meclisimizden. Güzel bir çalışma yaptık. Rapor hazırlandı. Akabinde 19 ilçe başkanlığımıza 29 müracaatle birbirinden değerli adayımızın isimlerini gönderdiler. Sıralama yapın dediler. Bunu yaptık. Ve en nihayetinde ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Örgütler yok sayılarak yukarıda bir liste hazırlandı. Şimdi buradan bir konuya gireceğim. Örgütler yok sayılarak liste hazırlandı. Sayın Süleyman Boz arkadaşımız bir eleştiride bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan da sözünü veriyorum. Bir dahaki dönemde faaliyet raporunu basılı olarak ya da görselde net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca bir dahaki dönemde aday olursam da şayet ya da aday olmazsam da olacak arkadaşlarımıza yapacakları icraatlarını gösteren broşürleri de basılı veya görsel de net bir şekilde görmelerini sağlayacağım. Bu olumlu eleştirisi için teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Uğur Coşkun arkadaşımız, Pamukkale ilçe başkanımız aynen şunu söyledi. Pamukkale Belediye Başkanlığı ya da meclis üyelikleri konusunda Sayın İl Başkanımızın hiçbir şekilde o pazarlık masasında olmasını düşünmüyoruz. Olmayacağını umut ediyoruz dedi. Buradan söz veriyorum size. Sadece Pamukkale değil, 19 ilçe başkanımız da büyük şehirde böyle bir pazarlığın peşinde olmayacağım arkadaşlar. Pamukkale'nin ya da Çalın, ya da Çivri'nin, ya da Beyağacın belediye başkanını belirlemekle, meclis üyelerini belirlemekle o ilçedeki örgütün hakkıdır. Onu belirlemek hiç kimse kusura bakmasın, ne il başkanının ne de genel merkezin ne hakkına ne de hakkınadır. Sayın Boz, sonra dedi, bu aldım eleştirinizi, gereğini yapacağım. Sonra da boş yapma dediniz. Cumhuriyet Halk Partisi mensubu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilmiş, delegelerin teveccühünü almış, hiçbir arkadaşım bugüne kadar boş yapmadı, bundan sonra da boş yapmayacak. Örgütün baş olarak da bunun sözünü veriyorum. Ama boş yapmak nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Boş yapmak 19 tane ilçe örgütünü, il başkanlığını, gençlik kollarını, kadın kollarını bir kenara itip de milletvekili listesi hazırlamaktır. Boş yapmak nedir biliyor musunuz? Benden önce 36 ay görev yapan
il yönetimini her dakika görevden alacağım tehditleri savurmaktır. Boş yapmak nedir biliyor musunuz? Bugün kongresini yaptığımız Denizli'nin, bırakın Horzum seçilirse seçilsin, 40'ı çıkmadan görevden aldırtacağım demektir. Boş yapmak nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan ilçe örgütümün belediye başkan adaylarımla beraber hazırlayıp gönderdiği listeyi orada değiştirip bu listeyi vereceksin demektir. Bu dönem o eli, liste değiştiren eli kırmakla 19 ilçe başkanıyla bu ilin görevidir. Boş yapmak nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Boş yapmak öz evlatlarınıza, örgütünüze sırtını dönüp üvey evlatları baş tacı yapmaktır arkadaş. Boş yapmak budur. Boş yapmak. Evet, boş yapmak budur. Ama çalıştık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekten teşekkür ediyorum. Koordinasyonumuzla, belediye başkanlarımızla, ilçe örgütlerimizle, kadın kollarımızla, üyelerimizle ve gönüllülerimizle çalıştık. Ama en acısı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Gerek 14 Mayıs'ta, gerekse 28 Mayıs'ta seçimi kaybettiğimizde yaslanacak bir omuz, bir milletvekili bulamamaktı ya. 3 tane de çıkarmıştık oysa ki. 3 tane de vekilimiz vardı. Neydi biliyor musunuz arkadaşlar acı tarafı? 31 Mart 2024'te yerel seçimler var. Ben burada olan belediye başkanlarımıza, 5 belediye başkanlarımın 5'ine de teşekkür ediyorum. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin maliyetini belediye başkanlarıma yıkmaktı arkadaşlar. Evet, bu belediye başkanlarım olmasaydı biz bu seçim kampanyasını bile tamamlayamayacaktık. Örgüt kültürünü almamış, örgütün tozunu yutmamış, örgütle beraber broşür asmamış, örgütle beraber bayrak taşımamış, sokak sokak gezmemiş, tepesinden sıcak geçmemiş, çamur görmemiş, yağmur görmemiş, kış görmemiş, karşı mahallenin çocuklarını getirip tepemize koymaktı boş yapmak. Ama bu devran değişecek. Bu devran değişecek. Değişiklik, 93'ten bu yana genel başkan değiştiriyoruz. Hikmet Çetin olmaz Baykal gelsin, Baykal olmaz Öğmen gelsin, Öğmen olmaz Baykal gelsin, Baykal olmaz Kılıçdaroğlu gelsin, Kılıçdaroğlu gelmez olmaz Abdülcabbar gelsin. Arpa boyu yol alamadık. Genel başkan değişikliği değişimin bir parçasıdır. Ama şunu bilin ki, benim istediğim değişiklik fikirsel, sistemsel ve yapısal değişikliktir arkadaşlar. Ne zaman ki genel merkez örgüte sırtını değil yüzünü dönerse Cumhuriyet Halk Partisi işte o zaman şaha kalkar. Ne zaman ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin rotası sosyal medyada, basında değil de bu salonlarda belirlenirse, siz burada söz sahibi olursanız işte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi şaha kalkar. Yoksa hala il başkanıyım. İl başkanınız olarak söylüyorum. Ne acıdır ki bir 70 yıl daha muhalefette kalırız arkadaşlar. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli'den giden delegeleri emin olun değişim diyecektir. Ama fikirsel, sistemsel ve yapısal değişiklik peşinde koşacağız. Yoksa isim değiştirerek bir yere varamayacağımızın da bilinmesini isterim. Biraz önce listemi okudunuz. Sayın Divan Başkanımız okudu. Tanımadığınız birçok gencimiz var. Partimizi büyüteceğiz dedik. Kurultay delegelerimiz okundu. Hep örgütten, gençlik kollarımızdan,
kadın kollarımızdan, ilçe başkanlarımızdan. Dışarıda bir eleştiri aldım. Belediye başkanlarını neden kurultay delegesi yazmadın? Arkadaş, burası örgüt, örgüt. Belediye başkanlarım belediyelerini yönetsinler. Örgütün yönetimini de örgüte bıraksınlar. Örgüt öncelikli olursa hepimiz rahat deriz. Bunu söylerken seçilmiş hiçbir milletvekilim, hiçbir belediye başkanım örgütün dışında değil. Örgütün bir parçası. Ama hiçbirisi de örgütün üzerinde değil. Değil. İstediğiniz kadar belediyenin makam araçlarına binin. İstediğiniz kadar kırmızı plakalara binin. Bu örgütün emrinde olacaksınız arkadaş. Üzerinde değil. Ne zamanki örgüt öncelikli oldu, işte o zaman yol alacağız. Biraz önce birkaç hatip arkadaşım da bahsetti. Helalleşme. Türkiye Cumhuriyeti olarak kastedildi. Hakları yenilen, gasp edilen kesimlerle helalleşmek kastedildi. Ama bu örgütle helalleşmek genel merkezin hiç aklına geldi mi arkadaşlar? Dönüp de örgüte ne yapıyorsunuz demek aklımıza geldi mi? Gelmedi. Ama buna rağmen çalışan, gerçekten çalışan, hiçbir beklenti içinde olmadan çalışan Denizli örgütüme, gönüllerime teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz var. 3 tane seçtik. %4'te oy artırdık. 3. sıra adayımız, evet biliyorduk, kontenjandan geldi ve ayrıldı. 2. sıra adayımız, kendisi burada. Kimliğiyle, kişiliğiyle hiçbir şekil ve şartta bir sıkıntım yok. Hatta daha ileri edeyim. Babası da 20 yıllık dostumdur. Ama sistemle sıkıntım var arkadaşlar. Sisteme karşıyım, sisteme. Neden mi karşıyım? Adı milletvekili, millet seçmedi, seçtirtildi. Bana sorarsanız genel merkez vekili. Buna karşıyım arkadaşlar. Buna karşıyım. Milletin vekilini millet seçer, burası seçer. Belediye başkanını burası seçer, örgüt seçer. Meclis üyesini burası seçer, örgüt seçer. O yüzden örgütün gerçekten önemsiyorum. Örgütü önemseyen, örgütün fikirlerine kulaklarını ve gözlerini kapatmayan bir genel merkez istiyorum. Çok şey istemiyorum. Çok basit. Ve hep karşı mahallede sağ cenahta çıkışlarımızı aramaya karşıyım. Bizim çıkışımız öyle atomu parçalamaya falan da gerek yok. Yeni bir şeyler icat etmemize de gerek yok. Hani argo deyimiyle söyleniyor ya, fabrika ayarlarına dönmek. Şu 6 oka dönün yeter. Başka bir şeye ihtiyacı yok bu partinin. Ayrıca bugün il kongresini 25 yıl sonra sayın önceki dönem il başkanım avukat Niyazi Oğuzlar abim büyüğümden sonra tek adaylı giden bir kongremiz var. Tek adaylı kongrenin her ne kadar dışarıdan çok rahat kendi oyuyla seçilecek deseniz de diyenler olsa da çok zor olduğunu biliyorum. Tek adaylığın omzuma yüklediği yükün farkındayım. Tek adaylığın yönetimlerimize verdiği sorumluluğun farkındayım. Bu farkla ve bu bilinçle yarından itibaren herkesle kucaklaşacağımı, selam vermediğim bir Allah'ın kulu yok ama bana vermeyenler var, onların da selamı alacağımı buradan söylüyorum. Benden önceki il başkanım anlattı. 19 ilçe başkanı tek gümrük bir sorunu var. İster bana ne derseniz deyin.
4 Şubat'ta il başkanı olduktan sonra vallaha da billaha da yeminlerim de yemin olsun makamına 4 sefer gittim hanımefendinin. 4 sefer. Üçünde görüştük. Bir tanesinde şu anda tam hatırlamıyorum ya şehir dışındaydı Ankara'nın ya da yurt dışındaydı. Üçünde de Denizli'nin sorularını konuştum. Bir tek şey istedim ya, bir tek şey istedim. Bakın ben geliyorum dedim. Beni sevmeyebilirsiniz, bana karşı olabilirsiniz ama ben il başkanıyım. Ben 500 kilometreye yakın yol yürümüş genel başkanı temsil ediyorum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin il başkanlığını temsil ediyorum. Lütfen bir sefer Denizli'ye gelirken haber verin ya. Bir sefer il makamına gelin. Buyurun gelin çayımızı kahvemizi içelim. Basın açıklaması yapalım dedim. Vallaha da gelmedi, billaha da gelmedi arkadaşlar. Yetmedi. Hayır, hayır yetmedi. Sayın milletvekilim Şeref Bey burada. Ya il başkanıyım. Kongre süreci olsa da il başkanıyım. Şehrimize yeni vali geldi. Yeni emniyet müdürü geldi. Bazı bakanlıkların müdürlükleri atandı. İl sekreterim Sayın Melik Hanım'a talimat verdim. Dedim ki Melik Hanım, sor bakalım vali ne zaman kabule başlıyormuş, ne zaman müsaitmiş. Akabinde emniyet müdürünü sor. Sonrasında da vekillerimizi ara ziyarete gidelim. 5 dakika sonra Melik Hanım aradı. Başkanım, milletvekillerimiz vali ve emniyet müdürünü ziyarete gitmişler. Hayda. Bu örgüt soğan başı değil sayın vekilim. Bu örgüt soğan başı değil. Denizli'den gelirken de, Denizli'den çıkarken de, Denizli'deki faaliyetlerinizde de bu örgüte bilgi vereceksiniz. Bilgi vereceksiniz. Biz birliği o zaman sağlarız. Biz desteği o zaman sağlarız. Kavgalı eve hiçbirimiz kız vermeyiz. Benim de var 22 yaşında kızım. Kavgalı partiye de oy alamayız. Bu kavga bitecek. Yerel seçimler öncesinde Denizli'de birliği ve beraberliği bu kongreden göstereceğiz. 19 ilçenin 19'una da talibiz. Büyükşehir'e de kesinlikle talibiz. Çünkü Büyükşehir'i alamazsanız şu anda 5 belediye başkanımızın yaşadığı sıkıntıları birebir biliyorum. Kaba bir tabir var ya Büyükşehir ne yapar? Adam asamaz, para basamaz. Bunun dışında her şeyi yapar. O yüzden de Büyükşehir'i alacaksak ilk ve tek şartı önce partilime sonra halka umut ve güven vermektir. Bu umudu ve güveni vereceğimiz sözünü ben burada veriyorum. Bunu yaparken de 19 ilçe başkanımla el ele kol kola yapacağız. 624 mahallemizde hiçbir sıkıntı çıkmadan delege seçimleri yapıldı. Akabinde ilçe başkanlıkları seçimi yapıldı. Yahu İki kişinin üye olduğu mahalleye sandık koyuyoruz. Sandık, sandık. İlçe kongreleri sandık. İl kongreleri sandık. Milletvekilliği 4 oda arasında konforlarından vazgeçmeden Sırça Saray'da. Ben buna karşıyım arkadaşlar, buna karşıyım. Hani biraz önce bir hatip arkadaşımız dedi ya, Sayın Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adayın hazır mı? Belediye Başkan adayların hazır mı? Vallahi da hazır değil, billahi da hazır değil. Ya il başkanı kimdir tek başına hazırlayacak? Biz nasıl bir parti olduk ya? Benim dudağımın arasından çıkan şey emir değildir. Ben bunu ilçe başkanlarımla ve sizlerle beraber ayarlayacağım. Sizlerin izniyle yapacağım arkadaşlar. Ve karşı olduğum bir şey daha. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta en çok neyi eleştirdik? Tek adamla eleştirdik değil mi? Hepimiz tek adamlığa karşı çıktık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. Ama
Seçim bitti, dönüp baktığımızda neyi gördük biliyor musunuz dostlar? Maalesef bu da öz eleştirimiz olsun. En büyük tek adamlığı biz yaratmışız, biz. Hem genel merkezde yaratmışız, hem de bir her şehirde yaratmışız ya. Her şehirde bir tek adam yaratmışız. Örgütleri de bu tek adamın emrine vermişiz. Karşı çıktığım sistem budur dostlar. O yüzden de bu kongreden gerçekten güçlenerek, gerçekten birlik ve beraberlik içerisinde, gerçekten herkesi kucaklayarak, hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden el ele yürürsek kalırız. Sayın Divarcı, hastaneye yattığında ilk yanında ben vardım. Buradan geçmiş olsun dileklerimi tekrarlatıyorum. Buradan çıktıktan sonra gideceğim yer Sayın Divarcı'dır, hastane ziyaretidir. Bunun da bilinmesini isterim. Önce hani halk arasında rakip deniyor ya, vallaha da değil billaha da değil. Dün yarıştan çekilen ne Ayşe Hazer, ne Ahmet Divarcı, ne Ali Osman Horzum birbirine rakip değil. Biz sadece yarışan arkadaşlarız. Rakip olmayız. Eğer kendimize rakip arıyorsak partinin dışına bakalım. Eğitimsizlik bizim rakibimizdir. Cumhuriyet düşmanlığı bizim rakibimizdir. Adaletsiz gelir dağılımı bizim rakibimizdir. Hukuksuzluk bizim rakibimizdir. Parti içinde ben bu arkadaşlarımla sadece yarışırım. Yarış biter, el ele, kol kola, omuz omuza tekrar oluruz. Bunun ötesinde buradan kimseye bir ekmek çıkmaz arkadaşlar. Ve ayrıca buradan ilan ediyorum. Tek adayım ya. Bundan sonra disiplin kuralı işleyecek arkadaş. Öyle hiç kimse oturduğu yerden ilçe başkanıma, meclisime yardıramayacak ya. Her kim olursa olsun, isterse babamın oğlu diyeceğim ama oğlu yok, babamın kızı olsun, o da gidecek disipline. Bu parti önce saygı duymayı öğrenecek birbirine. Önce saygı duymayı öğrenecek. Saygı zorunlu, sevgi ihtiyaridir. O yüzden buradan da şunun sözünü veriyorum. Her kim ki huzurunu bozuyorsa partinin, her kim ki amma sosyal medyasında, amma gazetesinde, amma köşesinde benim partilime laf ediyorsa cezasını çekecek. Ha, nikahını ayırır, geçer karşıya, istediğini yazar. Ona da bir diyeceğim yok. Buradan şunu ilan ediyorum. Yeni dönemde, hani var ya, bizden giderken zehir zemberek sözler edip de karşı partiye geçenler var ya, karşı mahalleye, bu arkadaşlar geri dönmek isterlerse Sayın Genel Başkan'la görüştüm, söz verdi, 2 aydır sözünü tutuyor, MYK'dan geçmiyor artık. Önce gelecekler ilçe örgütüne, sonra il örgütüne, sonra basında özrünü dileyip öyle mi olacaklar? Yok öyle. Yok öyle MYK'nın üyesinin onuruyla üye olmak. Bu parti 100 yıllık bir partidir. Hiç kimsenin oyuncağı olamaz. Ez cümle arkadaşlar. Birlikten beraberlikten yanayım. Kucaklaşmaktan yanayım. El ele kol kola olmaktan yanayım. Demokrasiden yanayım. 6 oktan yanayım arkadaşlar. Ne karşı mahalleden, ne karşı mahallenin çocuklarından bugüne kadar fayda görmedik. Bundan sonra da fayda göreceğiz diye bir beklentim de yok arkadaşlar. Biz bize yeteriz. Yeter ki elimizde kazma kürek, birbirimizin kuyusunu kazmayalım. Ülke yangın yerine dönmüş. Biraz önce Sayın Boz söyledi. Tencere boş. Eğitimin içi boşaltılmış. Hukuk kalmamış. Çiftçi kan ağlıyor. Sanayici ham maddenin %90'ını dışarıdan ithal ediyor.
tarım desem bitmiş, biz iç kavgadayız. Bir an önce bu kavga bitecek ve bu halk sefaletten kurtulacak. Daha şey tabirle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne demokrasi gelmezse Türkiye Cumhuriyeti'ne demokrasi gelmez arkadaşlar. Önce demokrasi partimize gelecek. Partimizden sonra mahallemize, şehrimize, ülkemize gelecek. Ben bunun burada sözünü veriyorum. Bunun yanında çok sevdiğim büyüğüm, önceki dönem il başkanlarımızdan Sayın Yıldırım Aycan. İl başkanı olduktan sonra 2 aylık süreçte vallahi 3 sefer topladım eski başkanlarını, önceki dönem il başkanlarını. Çünkü kurumsal hafızaya müthiş bir saygım vardır. Önerilerini aldık, çalıştık. Sonra SKM'yi kurduk. Bütün arkadaşlarım orada görev verdik. Sayın Ali Marım SKM'nin başına yer aldı. Teşekkür ediyorum. Zafer abi ile beraberlerdi. Yıldırım abim oradaydı. Ali Kavak abim oradaydı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Dedi ki biz sana koltuk vermiyoruz. Biz sana bir çift çarık veriyoruz. Yıldırım abi. Burada mı Yıldırım abim? Ben Yıldırım abimin, değerli büyüğümün, sayın başkanımın bir çift çarığını aldım, ayağıma giydim. Burada böyle bilinsin istiyorum. Ama bir laf etti, beni üzdü. Dedi ki, blok liste olduğu için oy vermeyeceğim. Ben bu salonda olan herkesin olduğu gibi Yıldırım Aycan'ın da oyuna talibim arkadaşlar. Çünkü güçlü bir il başkanı güçlü ilçeler demek. Güçlü örgüt yerel seçimde güçlü demek. Yerel seçimi kazanmanın anahtarı buradan güçlü çıkmakta geçiyor arkadaşlar. O yüzden de herkesin oyuna da herkesin desteğine de talibim teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Ve vallahi bir kadro yaptık. İlçe başkanlarımın görüşlerini de alarak 3,5 yıl boyunca il yönetiminde görev alan ama bu dönem görev almayan ya da alamayan ya da verdiğimiz vermediğimiz ben yol arkadaşlarıma gerçekten sarf ettikleri efor, ayırdıkları zaman, gecelerine gündüzlerine kattıkları için onlara bir teşekkür ediyor ve listede olmayan arkadaşlarıma bir alkış istiyorum sizden. Şimdi de müsaadeniz olursa kadromu sizlerle tanıştıracağım. Tanıdıklarınız var, tanımadıklarınız var. Evet, eğitimci, yaşına bakmayın, bu sene gene bir üniversite kazandı. Sayın Fatma Atsal. Yönetici Sayın İbrahim Diker. Sayın Musa Can. Sayın İsmihan Yıkar Avukat. Tekstil mühendisimiz, CEO'muz Sayın Ercan Aydın, Sayın Okan Kart, sendikacı Sayın Recep Oktay, mühendisimiz Sayın Keremcan Terzi, emekli ve emekçinin halinden en iyi anlayan altın gibi kalbi olan Sayın İsmail Altınar. Mimarımız Sayın Hakan Kaya. Gene bir emeklimiz ve emekçimiz Kutsi Kabalar. Mühendisimiz, ihracatçımız Sayın Hakan Bulgurlu. Avukatımız Sayın Hazel Sonkaya.
hepinizin yakından bildiği, bu yolun yolcusu, yaklaşık ben kendisiyle 30 yıldır yol yürürüm, Sayın Gülçen Yazıcıoğlu Seyhan ablamız. Sigortacı Sayın Emin Duran, müteahhitimiz Sayın Suat Yıldırım, eğitimci bir çocuk, partimizin ne zaman iş olsa gecede gündüzde gel dediğimizde koşan Sayın Hakan Erkoç, müziği keselim arkadaşlar, psikologumuz hakikaten sinirlendiğimizde devreye giren Melike Sormaz Coşkun. Vallahi bir pozitif ayrımcılık yaptım. Sayın meslektaşım Adnan Cancan. Anır Cancan. Şimdi gene bir meslektaşımız, doğduğu günü bilmem ama vallahi da billahi de ortaokula gittiği günü bilirim. Gülben Yılmaz kızımız, malum şahit. Şimdi de bir arkadaşımız yurt dışında, onun da selamlarını iletiyorum size, Sayın Coşkun Sarıca. Bunun yanında bu salona baktığımda, evet Sayın Divan Başkanımız haklıymış, salon o kadar da yaşlı değil. Salonda yepyeni insanlar var. Salon gençlikle dolu. Önce fikirleri genç. Bir kısım benden büyük abilerim, yani 50'nin bir tık üzerinde abilerim, bu dava için hak eden bedel ödemiştir. Özgürlüklerinden olmuştur. Ama 50'nin ve altındaki benim gibi arkadaşlarım, biz bu bedelleri ödemeyenlerdeniz. Bu bedelleri ödeyenlerden biz dinledik. Ama bizim burada bir neferimiz var ki, ya adam 30 yaşında bu bedeli ödedi. Ve niçin ödedi biliyor musunuz? İçimizde disiplinsiz davrananlar yüzünden ödedi. Bu arkadaşımız 11 yaşındaydı partiye geldiğinde. Çok net hatırlıyorum, Süpermen tişörtüyle. Ablasının elinden tutup gelmişti. O partimizin oğlu. O hepimizin oğlu. O Tugay Odabaşıoğlu.